Basınçlı döküm projelerinizdeki çözüm ortağınız Mubaş Metal, Sümen Altı programını sunar. Efendim hayırlı akşamlar. Bir Sümen Altı programında daha siz kıymetli izleyenlerimizin karşısındayız. Tabi her hafta olduğu gibi yine çok önemli bir ismi ağırlıyoruz merkez stüdyolarımızda. Ben konuğumu sizlere tanıtmadan önce tabi her hafta yine olduğu gibi gazeteci arkadaşımız Emre Özgül ile birlikte icra edeceğiz programı. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Konuğumuz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ferhamız Üstün Beyefendi. Kendisi aynı zamanda eski milletvekillerinden. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Nasılsınız? Gayet iyi, sağ olasınız. Nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi her şey gayet iyi gidiyor şimdilik çalışmalarımız. Bizim parti olarak çalışmalarımız iyi gidiyor. Memleketi de takip ediyoruz maalesef. Üzülerek de olsa takip ediyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu, içinde bulunduğumuz şartları. İnşallah düzelsin diye hep beraber mücadele veriyoruz. Eyvallah. Partinin kurulmasının üzerinden 2 yıl geçti. 2. yaşını kutlayacaksınız. Hı hı. Önümüzdeki günlerde. Aslında 12 Aralık'tı kutlama tarihi. Yanlış hatırlamıyorsam. 12 Aralık'tı. Tehir edilme sebebi Haliç Kongre Merkezi'ni önceden bir rezerve etmiştik ama sonradan Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim başkanının İstanbul'da başka salon bulamadığı için, başka salonda olmadığı için bizim orada rezerve ettiğimiz Haliç Kongre Merkezi'nde bir program yapma ihtiyacı hissetmişler. Ondan dolayı biz bir hafta erteledik. İkinci yıl kutlamamızı 19'unda Yahya Kemal Kongre Salonu'nda yapacağız İstanbul'da yine. Teşkilatlarımızın ve İstanbul Teşkilatımızın katılımıyla beraber kutlayacağız. İnşallah iyi bir program olacak diye düşünüyorum. Eyvallah. Parti çalışmaları nasıl gidiyor? Yani 2. yılı doldurdunuz artık. Ya ben şimdi tabii geriye dönüp bakıyorum. 2. yılımız dolmuş. Hakikaten ne meşakkatlerle ne zorluklarla ilk kuruluş aşamasından bugüne kadar gelinen mesafeyi gördükçe bütün teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızın cesaretiyle, fedakarlığıyla bu hale gelmiş bir Gelecek Partisi bütün Türkiye'de teşkilatlanmış. Ki o günlerdeki baskıyı hatırlıyorum. Partiyi kurarken dahi birçok insan kuramazlar, kurdurmazlar, müsaade etmezler. Veya kurulsa dahi ekip bulamazlar. Şehirlerde insanlar cesaret edip bu işin içerisine giremez diye bir baskı vardı, bir baskı atmosferi vardı. Hatta o gün 153 arkadaşımız kuruluşunu verdiğimiz gün akşamdan bütün kurucuların, bayan, erkek, bütün kurucularımızın TC kimlikleri de dahil böyle sosyal medyaya düşürülmüştü. Böyle bir atmosfer vardı. Her şeyin kontrolden çıktığı, ilkesizce bir baskı dolu sürecini yaşadık. İllerimizde hala yaşıyoruz. İlçelerimizde, Anadolu'da hala yaşanıyor. Özellikle Gelecek Partisi'ne karşı bu baskıyı herkes görüyor, herkes yakından hissediyor. Bu da Gelecek Partisi'nin ve Genel Başkanı'nın Sayın Ahmet Davutoğlu'nun onu yakından takip edenleri ne kadar korkuttuğunu gösterir. Biz de bu kadar çekindikleri için doğru yolda olduğumuzu, doğru şeyler söylediğimize inanıyoruz ve o bize cesaret veriyor, şevkimizi artırıyor. Daha da iyi çalışmayla bütün teşkilatlar olarak bir arkadaş ve ekip ruhuyla çalışmamız hızla devam ediyor. Yani parti kurulmadan önce de özellikle Dostlar Platformu'yla birlikte birçok ilde programlar yaptınız. Siz de o programların birçoğunda bulundunuz. Evet, o dönemde de görüşmüştük sizinle. Tabii. Çok sayıda görüşmemiz oldu. Baskılardan bahsediyordunuz o dönemde de. Parti kurulduktan sonra bu baskılar arttı mı? Ya ben şunu söyleyeyim. Yani parti kurulduktan sonra da artıyor tabii ama yani kimin ne yaptığını falan çok bilmeyen bir yer. Bir de son zamanlarda yeni bir sisteme geçildiği için herkes kendini üzerine vazife, birilerine şirin gözükmek için, üst amirine şirin gözükmek için AK Parti'nin sevmediğini düşündüğü hangi kitle varsa ona baskı yapıyor. Onu yaparak da özgeçmişine bir şey ekliyor. Bak ben daha üst makama gelebilecek kadar kişiliksizim diye bir özgeçmişine bir şey katmış oluyor. Adaletten, hukuktan koptuğu, uzaklaştığı böyle bir kitle oluştu. Bunlar da yapıyorlar. Yaparken de kimin haberi var, kimin haberi yok onu bilmiyorum ama
Ben şunu biliyorum, AK Parti'den ayrılış sürecinde ben kuruluşundan beri içinde olan isimlerden biriydim Ankara Teşkilatı'nda. İşte milletvekilliği yaptık, meclis üyeliği yaptık. O ayrılış aşamasına, şimdi zaman zaman bize soruyor, ayrılış aşamasına geldiğimiz zaman baskı dediniz de onun için daha ayrılmadan Sayın Başbakan işte bazı gidişata, Dostlar Platformu ile bazı gidişatlara, ya bu yanlış oluyor. AK Parti milletvekili olduğu dönem. Tabii evet. AK Parti'nin Konya milletvekili olduğu zaman bizim WhatsApp gruplarımız vardı. Milletvekilleri o gruplardan Ahmet Davutoğlu'nun aleyhine yazılar yazardılar işte. Mehmet Metiner diye birisi vardı. Hala gazetede yazardı, damadın gazetelerinde. Ve Ahmet Davutoğlu'nun aleyhine yazılar yazardı Konya milletvekiliyken. Veya o, ben İller Bankası'nın başındaydım o dönemde, bazı şeyleri hatırlıyorum yani. Mesela bilir mi, belediye başkanlarının bile birçoğu Ahmet Davutoğlu ayrıldıktan sonra Konya'ya özelde bazı baskıların olduğunu, bazı ayrımcılıkların falan olduğunu Ahmet Davutoğlu'nun şahsında, ona ondan hesap sormak için. Bu öyle çok uzamadan, Ahmet Davutoğlu ayrıldıktan bir hafta 10 gün sonra olmuş olaylardır. İşte malum Sari Hanım'ın, hanımefendinin konferanslarının iptal edilmesi, üniversitelerde yer verilmemesi, Sayın Başbakan'ın öğrencilerin davet ettiği şehirlerde, üniversitelerde salonların, üniversite salonlarının verilmemesi, ki bunlar çok açıktan yaşanan şeylerdi, herkesin bildiği şeylerdi. İşte Ahmet Davutoğlu ile beraber görünmek, onun yanında olmak, hatta düne kadar makam verdiği insanların dahi birçoğu onunla beraber görüntü verirsem dünyalığıma zarar gelir diye insanlığından vazgeçmiş bir sürü insan vardı. Bunu herkes de bilir, herkes de konuşur. Şimdi bugünlerde, dün bir AK Parti'nin şu anki genel merkez yöneticisi bir arkadaş bir şey atmış, tweet atmış da dikkatimi çekti. Şamil Tayyar. İkili dil kullanılıyor. İkili lisans, resmi görüşüyle gayri resmi görüşü %99'dur. İkili lisan kullananların %99'dur. Birçok tanıdığımız milletvekili arkadaşlarımız teşkilatlarda birebir konuştuğumuz zaman bizden hiç farklı düşünmüyorlar. Aynı şeyleri düşünüyorlar. Şu hali hazırda. Hali hazırda tabii. Benim tanıdığım, en azından sohbet ettiklerimizin %99'udur. Yani yani çok özel değilse ne diyorlar mesela? Yani ya bitti, bu hikaye bitti artık. Maalesef işte Doğu Perinçek'in eline düştü, rota onun eline geçti, bunun eline geçti. İşte keşke böyle olmasaydı, şöyle olmasaydı falan diye. Bu keşke böyle olmasaydı dedikleri sürece kadar da hep beraber yani geldiler. 20 yıllık AK Parti serüveninden bahsediyorlar. Ondan bahsediyorlar. Yani artık daha toparlama şansının olmadığını, o işlerin falan bittiğini. Efendim, bunu vekiller mi söylüyor? Ya vekiller, arkadaşlarımız da söylüyor. Eski vekil arkadaşlarımız da söylüyor. Teşkilatlardaki arkadaşlar da söylüyor bunu. Ama o işte arkadaşların dediği gibi ikili dile döndüğü için insanların resmi görüşüyle gayri resmi görüşleri falan oluştu. Şeyde konuşurken, Twitter'da paylaşırken her şey yolunda diyor ama birebir konuştukları zaman maalesef bu işin artık geri dönme, toparlanma şansı olmadığını, geriye dönük hatalardan bahsedilmeye başlanıyor. Efendim, az önce dediniz ki herkesin bildiği şeyler yaşandı. Gerçekten Sayın Davutoğlu ve ailesi o dönemde ciddi ithamlara maruz kaldılar. Üzücü. Siyasette aslında vefanın olması gerektiğini her fırsatta biz dile getiriyoruz, evet. Ama peki bilinmeyen şeyler yaşandı mı hiç? Yani hiç Sayın Davutoğlu ve ailesi tarafından dile getirilmediği halde onların canını ya çok yakan, sizi çok üzen olaylar oldu mu? Bilinmeyen şeyler yaşandı mı hiç? Ben Emre Bey şunu söyleyeyim. Ben normalde bunu bir iki yerde daha söyledim. Geçmişte Ahmet Davutoğlu'nu tanıyan birisi değildim. Ben ülke ocaklarında yetişmiş, ülkücü gelenekten gelmiş. Rahmetli Muhsin Bey ile 2000 yılına kadar siyaset yapmış. Ondan sonra da ara vermiş. O 2000'deki ekonomik kriz, manevi 28 Şubat'ın baskıları, manevi baskıları, 2000'deki ekonomik kaos döneminde AK Parti'nin kuruluş aşamasında her kesimden insanın olduğu gibi bizler de fedakarlık edelim, memleket için elimizi taşın altına koyalım diye AK Parti'nin içerisinde olmuş ve çok da güzel işler yapmış. Ben geriye dönük her şeyimiz kötüydü falan diyenlerden değilim. AK Parti'de İftihar ettiğimiz, ben şahsen iftihar ettiğimiz dönemler vardı. Ben 2009'dan Midine bir Ümre'ye gittiydik. Adeta o şeydi, gurur duyuyorduk. Sanki Ümre'de olan bütün İslam aleminden gelen insanlar Türk olduğunuzu duyduğu zaman size başka bir imrenerek bakıyordular. Veya Avrupa'ya gittiğiniz zaman da öyleydi. O dönemlerde Türkiye'deki gelişmeler veya Orta Doğu Türk Cumhuriyetlerine gidin, orada da aynıydı yani. Çok güzel, çok muhteşem bir dönem yaşanmıştı. Bu dönemler belli bir süre sonra hatırlarsanız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı dönemindeydi.
bütün dünyada Birleşmiş Milletler'in bütün kurumlarında Türkiye'nin itibarının olduğu, hatta geçici üye olarak 160 ülkenin yaklaşık 160 ülkenin oyun alarak seçildiği dönemde dünyanın en itibarlı ülkelerinden birisi olmuştu. 17 ülkeyle sıfır sorun diye alay ettikleri meseleler vardı ya, 17 ülkeyle ortak komşularımızla Bakanlar Kurulu toplantıları yapmıştık. Komşularımızla problemli olduğumuz Bulgaristan, Yunanistan da dahil, bir tek Ermenistan'la hatırlarsanız bir maç meselesi vardı. Onu da Sayın Davutoğlu altyapısını oluşturmuştu. Karabağ meselesini çözerse Ermenistan'la da ilişkileri düzelteceğimizi, Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı iken maç izlemeye gitmişti hatırlarsanız. Dolayısıyla çok güzel bir dönem yaşadıydık. Bu uluslararası dış ilişkilerin, vizelerin kalkması, Rusya ile dahi vizelerin kalktığı, bölgedeki bütün birçok ülkeyle vizelerin kalkması ekonomiye de yansımıştı. Sayın Cumhurbaşkanı o 2009 krizinde, dünyadaki krizde, 2008 krizinde teğet geçecek dediği zaman teğet geçebilecek bir ortam vardı, evet, atmosfer vardı. Çünkü bütün dünyayla bağı olan, ilişkileri üst düzeyde olan, itibar olan bir devlet ve bir ekip vardı o günün şartlarında. O aşamalar geçtikten sonra işte 2010'dan sonra yavaş yavaş böyle aşınmalar, yıpranmalar falan başlayınca biz de milletvekiliydik. İşin içerisindeyken de görüyorsunuz bazı şeylerin aşındığı ama hep de bir ümidiniz oluyor. Hep müdahale edilir, temizlenir, bu yanlışlar olur, koca partinin içerisinde doğrular da olur, yanlışlar da olur falan diye. Özellikle bu 17-25 Aralık'tan sonra daha da algının bozulmaya başladığı, yolsuzluk algısının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben Cumhurbaşkanı olacağım diye Cumhurbaşkanı'na çıktığı aşamada ve Sayın Davutoğlu'nun, ben şuna şu anda inanıyorum, o günün şartlarında da mesela Sayın Davutoğlu'nun ben genel başkanlığa ve başbakanlığa önereceklerini tahmin etmiyordum. 17-25 Aralık'ın o algısı vardı ya, yolsuzluk algısı oluşmuştu. Yani doğrudur, yalandır. Şimdi sonradan artık 17-25 Aralık'la ilgili söylenenlerin toplumda oluşturduğu tortuyu yıkmanın en iyi yolu temiz, adı akçeli işlere ulaşmamış, uluslararası ilişkilerde iyi olan, ağzı laf yapan, bilgili, temiz ama siyasetin o şeylerini de çok bilmeyen, nasıl söyleyeyim, çirkefliklerini de çok bilmeyen birisi lazımdı. Ahmet Davutoğlu ideal isimdi çünkü. Belli bir süre bu dönemin, o zor dönemin algıların atılacağı bir dönem. O dönemde bunlar parti içerisinde konuşuluyordu tabii. Ahmet Davutoğlu'nun olacağı değil, başkaları olurdu ama o dönemde böyle olunca yani, kirli bir isim olmaması, işte akçeli işler herkes bunu dedi zaten, dışarıda da söylüyor. Ahmet Davutoğlu ideal bir isim. Hiç kimse 17-25 Aralık'tan dolayı bir yolsuzluk partiyi suçlayamaz. Başında Ahmet Davutoğlu varken hiç kimse partiye parayla ilgili, yolsuzlukla ilgili bir iddiada bulunamaz diye. Şu anda da hala da bulunamıyor. Yani biz Sayın Genel Başkan'la Türkiye'yi gezdiğimiz zaman her karşılaşan insan, bazen AK Partili kardeşlerimiz oluyor, samimiyetle, iyi niyetle geliyor, eleştiriyor. Ama eleştirirken hocam diyerek lafa başlıyor. Hocam siz niye bıraktınız diye. Niye? Ama biz bırakmadık yani. Hocanın yapacağı bir şey yoktu. Hoca ihraca, bazı şeylerin yanlış gittiğini söylediği için ihraçla sevk edildiği için ayrılmak durumunda kaldı. Efendim şöyle bir şey de var. Ama şimdi, şimdi Sayın Davutoğlu'nun bu bahsettiğiniz temiz siyaset meselesi de zaten sizin partinizin programlarından biri. Temiz bir insan olduğunu, temiz bir aile yapısının olduğunu, siyasi anlamda temiz yönünün olduğunu herkes biliyor, dile de getiriyor bugün. İster farklı görüşten olsun, ister Gelecek Partisi'ne yakın görüşten olsun. Ama insanlar diyor ki neden o sıkıntılar yaşandığı dönemde Sayın Davutoğlu istifa etmedi? Kardeşim bu iş böyle gitmiyor, ben artık yeni bir parti kuracağım yani, ama onu yaptı zaten işte. Tam da onu yaptığı için şimdi. Ama şimdi böyle bir eleştiri var özellikle sahada. Eyvallah yani, bu herkesin, bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Herkesin tarzı farklı. Üstad bak, ben şu anlamda söyleyeyim. Ahmet Davutoğlu biraz önce oraya geliyordu. Ben tanımıyordum o dönemde. Başbakan olduktan sonra tanıdım ki bu ülkede işte anket yaptırmıştı. AK Parti'nin sıkıntısına 7 Haziran'daki o azınlık hükümetine düşmüş olduktan 7 Haziran sonra, 7 Haziran'da. O arada anket yaptırmıştı. Partinin algısıyla ilgili yolsuzluk, şatafat, kibir, bunların hepsini gidermek için de Ahmet Davutoğlu siyasi partiler kanunuyla ilgili siyasi etik yasası, bak bugün herkesin dillendirdiği, sağdan soldan bütün partilerin
dillendirdiği siyasi etik yasasını ve partinin programına da şeyine de resmi olarak şeyine de koyan kurullarından birisi de etik ve erdem ve etik yasası biri kurulu diye AK Parti'de hala vardır. Kur'an ve onu resmileştiren siyasi partiler kanununda Türk siyasetine kazandırmak için mücadele ettiği için yani siyasetçi temiz olsun. Siyasetçi siyasetten kendisinin ve eşinin dostluğunun akrabalarının zenginleşme aracı olarak görmesin. Bunun için hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir veciz sözü vardı. Eğer sen bunu getirirsen ilçe başkanı ve il başkanı bulamazsın diye. Sayın Başbakan'ın da lafıydı yani. Yani eğer böyle bulacaksa bulmayalım, boş dursun diye ilçeleri. Ve Hulusi bunların hepsini yaptığı için bugün kirlenmiş ne varsa, bugün şu anda çektiğimiz sıkıntılar ne varsa, bizim dışarıda toplumun suç örgütü diye dediği Sedat Peker'in de şu anda ifşa ettiği de toplumda kirlenmiş ne varsa hepsine müdahale etmek istediği için Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı uzun sürmedi. Yoksa onları kabul etmiş olsa, alttan alsa ki öyle bir mizacı falan. Ama şunu söyleyeyim. Peki yani, kim karşı çıktı? Yani bunlara müdahale edecekti Sayın Davutoğlu. Cumhurbaşkanı karşı çıktı. Bunları 4-5 tane şu tabii Cumhurbaşkanı da karşı çıktı. Şeyle ile beraber yani biraz önce dedim ya yani, ilçe başkanı bulamazsınız falan diye. Bunu belediye başkanları, bu işe kirlenmiş siyasetçiler, bu işin içerisinde Ahmet Davutoğlu'nun etkisinin olduğu, yönettiği bir ülkede, bir devlette, bir hükümette kirli işlerle para kazanamayacağını, kirli işlerle makam elde edemeyeceğini bilen herkes bunun karşısındaydı. Bunu en iyi bilenlerden birisi o 5 tane meşhur çete denen müteahhit isimleri sayılan müteahhitlerin özel yalılar tutup Ahmet Davutoğlu'nun aleyhinde kampanyalar başlatan troll orduları oluşturmalı. İşte Berat Albayrak'tır, Süleyman Soylu'dur. Bunu herkes biliyor. Binali Yıldırımlar'dır. Bunların her birisinin o işlerin içerisinde olduğunu artık şimdi kimse... O dönemde dosyalar çıktı hatta. Dosyalar çıktı işte, Pelikan dosyaları falan, ama tek şey şuydu. Ahmet Davutoğlu'nun tek şeyi, onlar ümidini kesmiştir. Ahmet Davutoğlu'nun olduğu bir yerde biz bu kirli düzenimizi devam ettiremeyiz. Gazeteciler de bunu. Peki efendim. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren hiçbir siyasetçi, hiçbir gazeteci şundan da afaki şeyler söyleyebilir. Hiçbir kimse bu devletin aleyhine olan bir şeyden bahsedemez. Muhakkak kendi aleyhine olan bir şeyden bahseder. Onun dışında diğer şeylerin hepsi afaki şeylerdir. Peki efendim, AK Parti'ye kırılmış yani geri planda duran, şu anda halihazırda siyasette bulunmayan isimler olsun, AK Parti'den ayrılıp yeni partilerle hareket eden veya başka partilere geçen isimler olsun, 2-3 yıl öncesine kadar hep şu söylemi söylerlerdi. Ya Sayın Cumhurbaşkanı iyi bir insan ama hı hı, çevresi çok kötü. Çevresi Sayın Cumhurbaşkanı'nı kandırıyor. Siz böyle düşündünüz mü hiç? Yani ya ben öyle düşün. Ya Cumhurbaşkanı ne hata yaptırıyorlar gibisinden bir düşünceniz oldu mu? Ben öyle düşünmüyorum maalesef. Yani Tayyip Bey bunları kendisi bile istiyor. Mesela Ahmet Davutoğlu'na ve ona benzer arkadaşlarını yanından uzaklaştıranlar Tayyip Bey'in ve AK Parti'nin akıbetinin böyle olacağını Tayyip Bey'in bilmeme ihtimali yoktu. Yani bu kadar çok tesadüflerle gitmez. Bugün yaşadığımız ekonomik kriz, bugün toplumun yaşadığı, gelirken bak hangi benzinliğe girerseniz, bak şurada ara verelim, mola verelim, beraber sohbet edelim, ekonomik krizden bahsedelim. Aynı şeyleri düşüneceksiniz. Bize çay veren arkadaşımızla konuşalım, hayatındaki sıkıntıları, ekonomik sıkıntıları göreceksiniz. Her gittiğimiz yerde konuşulan bu ve bu bir inat uğruna oldu. Yani normalde bir dünyada bir konjonktürde bir kriz olur, ekonomik kriz olur ve biz bu krize istemeden yakalanmış olabiliriz. Ama bu tahammüden bile bile 2015'ten 2016'dan beri bütün ekonominin göstergelerini, grafiklerini alın, önünüze koyun. Ahmet Davutoğlu ayrıldıktan sonra sürekli ekonomideki olumlu şeyler aşağı doğru, olumsuz şeyler yukarı doğrudur. Bütün dünyadaki. Bugün işte dün dünyanın bir araştırma şirketi açıklamış. Türkiye'nin gelirinden şey yapanların alt limiti, üst limiti %5, Türkiye'nin %50'sini alıyor gelirlerini. Dolayısıyla bunların her birisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafını kimler sardı, nasıl sardıysa onlar üzerinden bu hale getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı kimsenin kandırma şansı yoktur. Kandıramaz onu. Ya, öyle bir yapıya mı sahip? Yani ben duyduğumda şok oluyorum. Mesela ya bir cumhurbaşkanı eline hiç telefon alıp da yani ülkenin gündemini görecek durumda değil mi yani? Ya ama telefon alıp da A Haber'i izlerseniz yani öyle görürsünüz yani.
şimdi azıcık şimdi öyle bir şey ki muhalefetin televizyonlarıyla iktidarın televizyonları arasında da böyle çok uçurum var. Allah var hakikaten. Ben izlediğini sanmıyorum. Sizin, yani iktidara yakın kanalları da izlediğini sanmıyorum. Onu izler onların. Onların işte herkes bilir yani onları çok yakından takip ettiğini. Dolayısıyla onlar da ona göre yani hava durumunun kaç derece olması gerektiğini yüzse onu da ona göre yazı verirler. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'na doğruyu söyleyen, yanında yol arkadaşı olan, beraber çıktığı arkadaşlarının tamamına yakınını tasfiye ettirdiler yanından. Bir şekilde itibarsızlaştırarak tasfiye ettirdiler. Şimdi Ahmet Davutoğlu dönemini ben yaşadığım için söylüyorum. Yani yoksa Ahmet Davutoğlu için temiz diyor gittiğimiz yeri. Ya zaten bir Müslüman temiz olmak zorundadır. Bir Müslümanın temiz olması parmakla gösterilecek bir şey değildir. Ama gittiğimiz her yerde Ahmet Davutoğlu temiz diyor. Ahmet Davutoğlu temiz demek başkalarına temiz değil anlamı çıkar. Doğru değil mi? Efendim peki AK Parti'nin Ömer'leri arama meselesini nereye koymak gerekir burada? Yani... Hangi Ömer? Bir sürü Ömer var. Hazreti Ömer var, turist Ömer var. Daha çeşit çeşit Ömer'ler var. Onu bilemiyorum ben ama Ömer'leri aramak için Ömer gibi olmak lazım. Ömer gibi düşünmek lazım. Eğer sen Ömer gibi düşünmüyorsan, Ömer gibi davranacak ekipler falan istemiyorsan onu sadece slogandan... Bu yapıyı kaybetti. O yapıyı kaybetti. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Az önce dedim ya ben Ülkü Ocakları'nda yetişmiş birisiyim. Güneydoğu'yu gezdik. Ahmet Davutoğlu'na karşı muhabbeti gördüğüm zaman ben Sayın Başbakanımıza dedim ki efendim sizin siyasetten uzak durma şansınız yoktur. Çünkü o bölgedeki Kürt vatandaşlarımızın da muhabbetini gördüm. Çünkü o 7 Haziran'dan sonraki operasyonları yapıp o devleti o hendek çukurundan şimdi Süleyman Soylu'nun falan kahramanlık yaptığına bakmayın. O gün herkes kaçılmıştı, kaçışmıştı. Sayın Bahçeli de elini taşın altına koymamıştı. 7 Haziran'dan sonra hatırlarsanız. Tek kalmıştı Ahmet Davutoğlu. 7 Haziran'dan sonra o azınlık hükümetiyle Güneydoğu'daki hendekleri, o teröristleri hendeklere gömen, ülkenin talimatını veren başbakanıydı Ahmet Davutoğlu. Ama şunu gördüm ki o hafta sonlarını, hafta içi operasyonu yaparken, hafta sonları orada Güneydoğu'da vatandaşlarla geçirirken, şunu gördüm, Kürt vatandaşıyla teröristi ayırmış, masumla suçlunun arasında bir devlet ciddiyetiyle farkı koymuş. Onun için şimdi Diyarbakır'ın sokaklarında geçsin, Ahmet Davutoğlu'nun peşine Seruk Ahmet diye geziyorlar vatandaşlar. Bunu da çok eleştiri konusu yapıyorlar da. Bir yörük bir başbakanın Kürtler tarafından sevilmesi, bir Sünni bir devlet adamının Aleviler tarafından sevilmesi, bu milletin bütünlüğü için, bu ülkenin bekası için bulunmaz bir nimettir. Ben bunu gördüğüm için şimdi Güneydoğu'da da diğer yerlerde de insanların bu ilgisini, muhabbetini gördüğümüz zaman hakikaten devletin geleceği açısına ümitleniyorum. Çünkü o kadar keskin, ayrıştırıcı dil kullanıyor ki iktidarın ortakları o kadar ayrıştırıcı ve keskinleştirici dil kullanıyor ki bir İşte ana muhalefetin liderinin söylediği, bizim Sayın Başbakan'ın partiyi kurarken dediği, mahallelerimizden çıkacağız, bütün mahallelerdekiler bir alana toplayacağız, birbirimizi anlayacağız dediği, sonradan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da helalleşeceğiz dediği laftan dahi, rahatsızlık, helalleşmek gibi bir laftan dahi rahatsızlık duyuyoruz. Efendim lazım. Peki sizin oy oranınız nedir? Şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Sayın Davutoğlu ve partisine ilginin olduğunu biz de duyuyoruz. Çeşitli anket firmaları anket yapıyorlar. Gelecek Partisi'ni düşük gösterenler var, yüksek gösterenler var. Yapılmış böyle bir çalışma var mı? Ben bir defa anketlerle ilgili ben şunu söyleyeyim size üstad. Yani anket firmalarının temiz olanlarını bunları tenzih ediyorum ama özellikle seçime kadar anket firmalarının çoğu yani seçim anketinden ziyade bir algı oluşturuyorlar. Bir de profesyonel şirketler bunların büyük bir çoğunluğu. Ama seçime doğru doğruları söylemek zorundalar. Çünkü sonuç önlerine çıkıyor seçim anketlerinde. Ben hiçbir arkadaşı şey yapmıyorum, suçlamak istemiyorum ama maalesef durum bu. Bir ikincisi de ya valinin, bürokratın, kaymakamın korktuğu bir yerde vatandaşın korkmamasını beklemek mümkün değil. Yani. Evet. Biz seçimde ne olacağını göreceğiz. Ben Sayın Başbakan'ın vali yaptığı adamların dahi devletin başbakanını karşılamaktan korktuğu, araba vermekten korktuğu, çekindiği, daire başkanlarının, genel müdürlerin bu sistemin gereği anında kapının önüne koyulacağını bildiği için Ahmet Davutoğlu'na, çünkü diğer partilere değildir bak, sadece Ahmet Davutoğlu'na, bu ulusal televizyonların çoğuna dahi çıkarken birçoğu herkes bilir ki izinlidir. Hiç kimse kafasına göre bir ulusal televizyona çıkıp da fikirlerini beyan edemez.
Bunun böyle olmadığını Türkiye'de gazetecilikle ilgilenen herkes bilir. Kimin çıkacağı bellidir. Onlar çıkanların tek şartı vardır. Herkesin lehine konuşabilirler, aleyhine konuşabilirler, AK Parti'nin de aleyhine konuşabilirler ama Ahmet Davutoğlu'nun lehine konuşamazlar. Efendim, saha izlemleriniz nasıl? Vatandaş seçim bekliyor mu? İstiyor mu? Ya vatandaşın seçim bekliyor mu derken başka yani yolu yok. Erken seçim isteği var mı vatandaşın? Erken seçimde istiyor. Bir an önce bir kurtuluş bulmak istiyor. Bir çıkış yolu arıyor. Bak öyle bir dönem yaşıyoruz ki diyorum ya, yani insanların tamamen ümidini kestiği, gençliğin %70'inin kendi ülkesinden ümidini kestiği, başka ülkelerde işte anketlere yansıyor. Başka ülkelerde gelecek aradığı bir toplum haline geldik. İnsanlar seçim istemez mi? Ya 2000'lerdeki arayış mı var vatandaşta? Ama 2000'lerdeki arayışın önüne geçti bu. Bak 2000'lerde biz yaşadık. Ekonomik kriz vardı, 28 Şubat baskıları falan vardı ama bu sefer kimin neyle suçlanacağı falan belli değildi. Tamam mı? Bu sefer kimin neyle suçlanacak? Herkese yapabiliyor. Ya benim bela karşıma çıkıyor. Adam PKK'lı diyebiliyor bize. Tamam mı? Herkese FETÖ'cülükle suçlayabiliyor. Yani Doğu Perinçek'in verdiği listelere göre. Çünkü başka yerden alamıyoruz. 1.650.000 kişi FETÖ'den işlem görmüş. Yargılanmış. Bir devlet düşünün, bir ülke düşünün. 1.650.000 kişilik terörist olur mu? Bunların hepsine bakın. FETÖ'nün üst düzeyi dediği, Sayın Cumhurbaşkanı da dediği ihanet kesimi, o piramidin üst kesimi, küçük kesimin tamamı kaçmış yurt dışına. Aşağıda bankasya ile işi olanlar, okullarda okuyanlar, okulları yapanlar televizyonlarda boy gösteriyor. Beraber müteahhitlerle beraber iş tutup iş alanlar televizyonlarda boy gösteriyor. Ama o yaptıkları okullarda okuyan çocuklar o okullarda okudu diye işinden oluyor, aşından oluyor veya yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Böyle bir dönem hiçbir zamanda yaşamadıydı. Tabii ki 28 Şubat'ta baskılar, zulümler, eziyetler falan vardı. Siz erken seçim bekliyor musunuz? Ben erken seçim, 2022'de şartlar normalde erken değil, hemen seçim. Geç kalmış bir seçim. Yani 2 ay sonra yapılması gereken bir seçim ama ben AK Parti'nin geriye gelemeyeceğini düşündüğü bir seçim yapacağını sanmıyorum. Yani uzatabildiği kadar uzatacağını ama İpler de Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde değil, Devlet Bey'in elinde. Ne zaman seçim startını vereceğim? Çünkü bizde son birkaç seçimdir, seçim kararını veren Devlet Bey'dir genelde yani. Onun için ne zaman vereceğini falan bilemiyoruz. Neden Devlet Bey veriyor efendim? Yani Sayın Cumhurbaşkanı hadi seçime demiyor. Ya şu andaki durum şu. Yani şu anda Devlet Bey'in meclisteki gücü olmadan AK Parti'nin yapacağı bir şey yoktur. Öyle bir siyasi zorunluluktan dolayı, aritmetik zorunluluktan dolayı. Onun için Devlet Bey'in seçim kararı almaları meşhurdur. Ne zaman karar vereceğini falan bilemiyoruz. Fevri çıkışları da vardı. Fevri çıkışları da var. Yani bence her grup toplantısından sonra Devlet Bey'e mikrofon uzatıldığında milletin yüreği ağzına geliyordur AK Parti'dekilerin. Ne diyecek acaba, seçime mi karar verecek falan diye. Çünkü Devlet Bey yapabilir bunu yani. Ya gitmiyor bu kardeşim. Başkanlık sistemi öyle olmadı mı? Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi. Partili Cumhurbaşkanlığı getirmek bu vatanı bölmektir. Beni kandırıp buna ikna edeceğini sanmak gaflettir. Bunu sana yedirmem diyen Devlet Bahçeli belli bir gün aradan geçti. Dedi ki hadi getirin de yapalım partili cumhurbaşkanı dedi ve hiç ortada yokken yaptı. Tayyip Bey bile unutmuş. İki hafta önce hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Devlet Bahçeli elini masaya vurarak erken seçim yok, seçim 2023'te dedi. Söylediğiniz oldu. Yani ilk söylediğiniz işte seçim yok söylemleri çıktı ağızlarından. Tamam. Yakın mıdır diyorsunuz? Bence Devlet Bey kesinlikle seçim yok diyorsa seçim var demektir. Ama peki bu AK Partililerin yürekleri ağzına geliyor. Ya ben şey anlamda gazetecilerin söyleyeyim. Var mı böyle size söyleyen? Yani ya sohbet seçim olacak diye korkuyorum. Devlet Bahçeli'nin, Devlet Bey'in ne zaman seçim şey yap, o mikrofon eline aldığı zaman ne diyeceği falan çok şey yapmıyor. Yani belli olmuyor. Belli olmadığı için. Ya seçimle ilgili ne zaman karar vereceği, 2003 AK Parti'nin iktidara geldiği dönemi bütün arkadaşlarımız biliyor. Şeyde Bursa'da Kirazlı Yaylar diye bir festival vardır. Ben de Bursa mezunu olduğum için o günlerde oradaydık. Bizim öğrenci grubunun yaptığı bir şeydi. Herkes normal muhabbet ederken yayla şenliğinde Devlet Bey kürsüye çıktı. Hadi 3 Kasım'da mıydı? 3 Kasım'da seçim. Seçime gidiyoruz dedi. Orada mangal yapanların hepsi de şaşırdı kaldılar. Tarihi hatırlamıyorum ama Kirazlı Yayla Şenliği'ydi Bursa Uludağ'ın eteklerinde bir şey, festival. Bunun için Devlet Bey seçim kararını verecek Sayın Bahçeli'dir. Devlet Bey'dir.
Efendim az önce bir şey dediniz dikkatimi çekti. Sayın Davutoğlu'nun sayesinde bugün siyasetin içerisinde yer alan belli bir yere gelmiş insanlar var. Hı hı. Az önce vali dediniz, daire başkanları, genel müdür dediniz. Milletvekilleri. Milletvekilleri. Bakanlar. Bakanlar doğru. Yarın iktidar ortağı oldunuz diyelim. Göreve siz geldiniz. Bu insanlardan hesap soracak mısınız peki? Ya, hesap sormak diye bir şey yoktur. Yani neyin hesabını soracaksın? Yani kendi vicdanıyla yani, hesabını sorsun zaten. Ya yani mesela bugün yapılan uygulamaların insanlar çünkü bekliyor. Ya devlet adamı hesabı devlete karşı ve millete karşı suç işlemleri sorar. Bunlar hep soruyorlar da işte devre sabık. Evet son günlerde gündemde aslında. Ha, yani sabık. Gündemde. Devre sabıktan kasıt suçlu suçsuz bir dönemin bütün insanlarını zulme uğratmaksa böyle bir şey yoktur. Ama suç işlemiş hiç kimsenin hangi devirde eğer devrinde sapıklık yapmışsa sabık bir şey yapmışsa gereğini görür. Yoksa herkesi bu çok böyle toptancı bir şeyle olacak bir şey değil. Suç işlemiş, suç cezasını çekmesi lazım. Efendim bütçe görüşmelerinde yine bu konuya ek olarak soracağım. Kısa da bir reklam arasına gideceğiz birazdan. Süleyman Soylu bütçe görüşmelerinde bir tartışma yaşadı CHP'li Özgür Özel'le. Engin Özkoç da bir gün bir açıklaması vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etmek yerine görevden alınması gerekiyor. Onun yüzünün kızarmasını, istifa etmesini bekleyemeyiz gibisinden bir açıklaması vardı. Hatta Yüce Divan'da yargılanmalıdır dedi. Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Yani şöyle, ben Süleyman Soylu'nun çok fazla yakından tanımıyorum. Şu Sedat Peker'in söyledikleri, doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Ama dakika veriyor, plaka veriyor. HTS kayıtları veriyor. Bütün delilleri veriyor. Şu ana kadar Sedat Peker'in dediklerine inkar eden herkesin önüne bir kaset koyuyor, video koyuyor. Ki Sedat Peker'in şu ana kadar söylediklerinin aksini iddia edebilen kimse de çıkmadı. Değil mi? Doğru olarak aksi halde iddia ediyor. Hayır, yanlışını çıkaran Sedat Peker bu iddia edip de yok öyle olmadı kardeşim. Herhalde bir defa kendisi özür diledi. Ben bunu yanlış yapmışım kusura bakmayın. O kadar da erdemli davranıyor Sedat. Peki o kadar da işini bunları diyor da eğer siz bunun karşılığında cevap veremiyorsanız İçişleri Bakanısınız siz. Öyle değil mi? Veya mesela Binali Bey ile ilgili. Milyar dolarlardan bahsediliyor birileri. Konuşuyor, kokainden bahsediyor. Çıkıp, kardeşim benim öyle bir şey yok. Kokainle ilgili dedi herhalde de. Benim böyle bir param yoktur. Bu terbiyesizliktir, hadsizliktir. Ben bu kadar parayı nereden alayım kardeşim? Sayın Soylu'nun kendi fotoğrafları çıktı. İşte uyuşturucu kaçakçısı bir kişiyle. Ondan sonra yurt dışına bu kripto para kaçıran gençle fotoğrafı çıktı herkese. SBK Holding. Ben ondan hepsi bir tarafa. Sayın Soylu'nun kendisi çıktı. Bizzat söyledi. 10 bin dolar. Diğerlerin hepsini boş ver. Yani başkalarının iddialarının hepsini boş ver. İçişleri Bakanı dedi ki ben mafyadan 10 bin dolar siyasetçiye alanı biliyorum ama açıklamıyor. Neden açıklayamıyoruz hiç? Hayır neden açıklamıyor bilmiyorum. Neden söyledi bunu? Şimdi Süleyman Bey bir bu olaylar hızlandığı dönemde hatırlarsanız bir şeye çıktı. Habertürk televizyonda mıydı? TRT'den bir program. Habertürk. İlk lafı hatırlarsanız şeyle başladıydı. Ahmet Davutoğlu'na tamam, rotadan çıktı, yoldan çıktı işte. Partinin kuruluş ilkelerine aykırı hareket etmeye başlayınca biz operasyon çektik diye. Birincisi şu var, partinin kuruluşunda Süleyman Soylu sövüyordu partiyi. En ağır şekilde hakaret yoktu zaten ilk 10 yılına kadar. İkincisi mesaj veriyor. Bize Ahmet Davutoğlu'na ihanet ettirdiniz, kumpas kurdurdunuz. Ben bu kumpas konusunda uzmanım, bilginiz olsun gibisinden. Tamam mı? Size de yaparız gibisinde. Başka anlamı yoktur. Yoksa hiç alakası yokken Ahmet Davutoğlu'na kumpas kurduğunu başlayarak biz ona operasyon çektik. Görevinden ayrılmak zorunda bıraktık falan demenin bir izahı, bir mantığı var mı? Onun için normal şartlarda o suçlarla suçlanan normal bir ülkedeki insan doğru olup yanlış olduğunu bilmiyorum. Ben Binali Yıldırım için de Süleyman Soylu için de bir dakika durmadan tamam kendilerinin gidip ben affımı istiyorum. Benimle ilgili iddialar. Çünkü siz İçişleri Bakanı olduğunuz müddetçe sizi kimse sorgulayamıyor. Yüce Divan'a mı gitmediler? Daha önce istifasını sunmuştu ama kabul edilmedi.
O zaman değildi ya. Ha, o zaman bu olaylar olmamıştı. O zamanlar bu olaylar olmamıştı. Şeyde pandemi süreciyle alakalı. Yani siz kendilerinin istifa etmesini. İstifa edip Yüce Divan'a mı gitmediler? Ha, kendisi gitsin, nereye gidecekse kendisi gitsin, ama çoluğuna çocuğuna böyle bir isim bırakmasın kardeşim. Ben gitmesi bir sürü, gerekiyor mu yani? Kendisi sizce? Gitmesi gerekir. Bu kadar işte kenara çekilip, en azından gitmiyorsa kenara çekilip ben bakanlık ve devlet zırhından sıyrılıyorum, devlet korumasından sıyrılıyorum. Benimle ilgili bu iddiaların araştırılmasını talep ediyorum diye kendisini talep etmiş. Yüce Divan meselesi de biraz ağır olmamış efendim. Şu da var. Yani hem derler ki, denir ki her deli saçmasını her iddiaya bir bakan mı istifa, ama bu eğer toplum bunu böyle inanıyorsa yapacak bir şey yoktur. Böyle inanıyorsa Süleyman Soylu da bir deli saçması desin, geçsin, ama toplum inanıyor. Toplum bunların önemli bir kesimi, işte yapılıyor, anketler yapılıyor, doğrudur değildir bilemem ama büyük, önemli bir kesimi inanıyor bunların doğru olduğuna. İnanıyorsa gereğinin yapılması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı yapması lazım. Niye yapmıyorsa ya da kendileri istifa edip Yüce Divan'a gitmesinden azından işin önünün açılmasını, soruşturmanın yapılmasının önünü açması lazım diye düşünüyoruz. Yoksa evet. Biz Sedat Peker'in veya herhangi birisinin bir devlet adamıyla ilgili her iddianın doğru olduğunu peşinen kabul etme şansımız yoktur, ama o makamda oturan insan da makamın ciddiyetiyle, makamın ağırlığıyla İddiaların araştırılabileceği, soruşturulabileceği bir ortam oluşturması lazım. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrardan birlikteyiz. Döküm projelerinizdeki çözüm ortağınız Mubaş Metal'in sunduğu Sümen Altı programı devam ediyor. Efendim tekrardan hayırlı akşamlar. Sümen Altı'nın ikinci ve son bölümünde yeniden siz kıymetli izleyenlerimizin karşısındayız. Konuğumuz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ferahımız Üstün Beyefendi. Efendim yayının başında söylememiz gerekiyordu aslında ama bugün acı haber aldık. Şehitlerimiz var. Pençe Kalkan Harekatı'nda 3, Suriye'den de 1 şehidimiz var. Allah mekanlarını cennet etsin. Rahmet diliyoruz. Ailelerine, bütün milletimize, hepimizin başı sağ olsun. Çünkü şehitler sadece ailelerinin değildir, bütün milletindir. Onlar canlarından, en kıymetli varlıklarından bizim için, bu millet için vazgeçtiler. Allah mekanlarını cennet etsin. Amin. Amin. Efendim ilk bölümde Gelecek Partisi'nin kuruluş döneminde yaşananlar, kurulduktan sonra yaşananlar ve güncel siyasi meselelerin bazılarına değindik. Tabii geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan istifa etti. İstifasının ardından çokça konuşuldu. Acaba başka bir siyasi kanada mı geçecek, başka bir siyasi partiye mi geçecek gibisinden. Çünkü geçmişte de Sayın Davutoğlu'yla yakın çalışması vardı kendisinin. Sizlerin de dostu aynı zamanda Lütfü Bey. Sürekli görüştüğünüz bir isim herhalde, yanlış bilmiyorsak. Son zamanlarda yani, görüşemiyoruz da ama 4 yıl beraber çalıştık Plan Bütçe Komisyon Başkanımızdı. Nasıl yani, Gelecek Partisi'ne geçecek mi? Var mı? Plan Bütçe Komisyon Başkanımızdı. Beraber çok çalıştık. Çok çalışkan, çok nasıl söyleyeyim, düzgün bir arkadaşımızdı. Sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Sayın Başbakan'ın döneminde de çok yetkiliydi. Çok yetki kullanan bir bakandı. Güçlü bir bakandı. Ha şimdi istifa sürecinden ziyade ben Lütfü Elvan'ın o görevi nasıl kabul ettiğini, çünkü eyvallah görevler kabul edilir, şudur budur. Makam sevilen bir şeydir. Herkes kolay kolay hayır diyemez ama Lütfü Bey'in kabul ettiği bakanlık, Hazine Maliye Bakanlığı, yani serbest bırakılmayacak. Kim giderse, kim gelirse gelsin. Kendi kararlarını, fikirlerini uygulayamayacağı bir bakanlık olduğunu Lütfü Bey biliyor olması lazımdı. Ama Lütfü Bey'in belli bir süre sonra bu piyasa şartlarına, ekonominin gerekliliklerine rağmen yapılan uygulamalara, alınan kararlara artık daha işin ortağı olmamak için işin dışına kendisini bir an önce attı. Affını istedi. Affı da kabul edilince de cezaevinden affedilmiş gibi bir yüz hali vardı böyle. Yırttık diye. Devir teslimi anında. Devir teslimde de ondan önce de. Onun için
Ben Lütfü Bey'in nasıl bir şey yapacağını bilmiyorum ama pişman olmuş mudur? Ya yani... pişman olup olmadığını bilemiyorum. Son zamanlarda konuşmadım ama tabii ki yanlış yapılan işlerin parçası olmak insanı üzer. Tamam mı? Yanlış yapılan işlerin içerisinde göreviniz varken müdahale edemiyorsanız belli bir süre sabredersiniz. Ondan sonra koparsınız. Lütfü Bey de büyük ihtimalle pişman olmuştur. Siyaseten nasıl karar vereceğini bilemiyoruz. Çünkü kim ne tür korkularının olduğunu bilemiyoruz. Çünkü şu saatten sonra bugün medyada da gördüm. Bazı milletvekillerinin dosyaları var, baskıları var, korkuları var. Bazı yerlerde bugün gördüm herhalde. Var mıdır yok mudur bilmiyorum ama eğer ki içeride ve dışarıda bir siyasetçinin arkasında dosyası var da şantaja uğrayacak tehdit edili. Ben Lütfü Elvan için demiyorum bunu, Lütfü Elvan'ı ben genel manada söyledim. Ama şantaja uğrayacak, baskıya uğrayacak dosyaları varsa o artık vicdanıyla beraber hizmet edemez. Yani uluslararası güçlerin elinde de dosyası olan birisi varsa artık size hizmet edemez, dosyası olanlara hizmet eder. Açığını bilenlere hizmet eder. Onun için ben Lütfü Elvan, Sayın Başbakan'ı çok sevdiğini, Başbakan'ın da Lütfü Bey'i çok sevdiğini, çok güvendiğini biliyorum. Bu saatten sonra siyaseten tavrı, tarzı nasıl olur bilemiyorum onu. Efendim AK Partili vekiller içinden Gelecek Partisi'ne katılacak olanlar var mı? Böyle ya rahatsızlıklarını belirten arkadaşlar aşağı yukarı tanıdığımız herkes aynı benimle beraber aynı rahatsızlıkları yaşıyor ama işte diyoruz ya öyle bir dönem oldu ki milletvekili bugün milletvekilliğini bırakmış olsun ilinde milletvekilliği yaptırmazlar. Hastanenin en basit başhekimi bir ildeki ilçedeki hastanenin başhekimi o milletvekilinin telefonuna çıkmaz artık. Valisi muhatap almaz, kaymakamı muhatap almaz. Bir milletvekili seçime doğru olacak diye düşünüyorum ben. Olur diye düşünüyorum şu. Çünkü o zaman cesaretlenir. Şu anda bu şeyi kırabilecek, kabuğunu kırabilecek efendim, kolay kolay milletvekili. Sayı yani, sayı var mı efendim? Ya sayı bana sorarsanız sayı 50'yi de bulur, 100'ü de bulur. Çünkü normalde şu durumdan rahatsız olmayan milletvekiline ben rastlamadım. Ama konuştum efendim yani siz eski dostlarısınız. AK Partili birçok milletvekilinin yakın çalışma arkadaşlarınız. Yani ağır eleştirileriniz var. Toprak ayağımızın altından kayıyor adeta. Diyorsunuz. Yani biz arkadaşlarımızı eleştirmiyoruz. Hayır, biz arkadaşlarımızın vicdanlarını dinleyip de seslerini çıkartmamasını eleştiriyoruz. Diğer muhalefet partileri de eleştiriyor. Tamam. Ama yani vicdanın sesini dinleyen milletvekilleri yok mu AK Parti'nin içerisinde? Yani dinleyemiyorlar mı vicdanların sesini? Ya dinlemeler lazım ama bekliyoruz işte. Ne zaman o vicdanları ne zaman patlayacak onu bekliyoruz. Yoksa bizim yapacağımız çok da fazla bir şey yok. Biz doğru olanı gösteriyoruz. Şu andaki yaşanan sıkıntıları abartıyorsak siz söyleyin. Yani gazetecisiniz, sizler de vatandaşla içli dışlısınız. Ekonomi sıkıntı var, ülke yönetilmiyor. Ekonominin nereye gideceği belli değil. Bütçeyi siz yaparken, başlarken 203 milyar dolar bütçe belirlemişsiniz. Bütçeyi oylarken, daha mecliste plan bütçedeyken ayrı bir bütçe. Daha şeyde bir geriye dönün bakın. Bakanlıklar bütçeyi hazırlarken ayrı bir rakam, plan bütçedeyken ayrı bir rakam, meclise geldi oylanırken şu anda ayrı rakam. 203 milyar dolardı bütçenin şeyi, TL karşılığı, şu anda 138 milyar dolara düştü. Yani şu an bakanlıklar, mesela Sağlık Bakanlığınıza ayırdığınız bir bütçe var, yurt dışından ithal edecek dövize endeksli, tamam, dövize değerli şeyler yapacak, bütçesi kadük oldu. Şu anda meclisin kavga dövüş geçirmeye çalıştığı bütçenin aslında önümüzdeki dönemin bütçesiyle alakalı hiçbir tarafı tutmayacak. Yeniden ek bütçelerle geçirecek. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Biz şurada programda konuşurken döviz girerken kaç liraydı, şimdi çıktığımızda kaç lira olacağını da bilemiyoruz. Böyle bir karamsar ve kaotik bir atmosferde insanların bu sıkıntıları görmemesi, milletvekili arkadaşlarımız şimdi teker teker bazen söylüyorlar yani toplumun rahatsız olduğunu, fiyatların arttığını, ben de fileyi dolduramıyorum falan diye. Hı hı. Ama yapılabilecek tek şey var. O da ekonominin gereklerine göre hareket Peki. etmek. Etmiyorsun. Yani faizin düşük faiz taraftarıyım diyorsun. Nas diyoruz buna. Sayın Cumhurbaşkanımız nas diyor. Düşüğü yükseği nas da haram da düşüğü helal mi? Yani %1 olursa helal mi oluyor? %2 olursa faiz helal mi oluyor? Bunun ideali faizi hiç olmayacak şekilde, birçok Batı ülkesi bunu başarmış. Faizin hiç olmayacağı bir şekilde enflasyonu ve ekonominin gereklilerini yerine tutturmaktır. Bunu efendim,
Talimatla olmaz bu yani. Faizleri indirdin demek. Ekonomiyi birazdan konuşalım ama ben size şu soruyu sormak istiyorum efendim. Devlet ve hükümet aynı şey mi? Devlet ve hükümet ayrı şey. Ayrı ayrı şeylerdir. Hükümetler geçicidir. Devletimiz bakidir. Devlet bizim devletimiz. Öyle değil mi? Hı hı. Devlet hepimizin devleti. Hükümet de hepimize hizmet eden belli bir kesimin seçtiği, belli bir kesimin oyuyla seçilmiş ama herkesi şey yapan hükümettir. Geçici bir şey. Ama devletler, hükümetler devletlerin kalıcı olduğunun unutmadan hizmet etmesi lazım. Herkesi yani peki devletimiz bu gidişattan rahatsız mı efendim? Kim? Yani devletimizin içerisindeki isimler bu gidişattan rahatsız mı size göre? Ya devletimizin bu gidişattan yani ekonomik olarak, sosyolojik devletten olarak kastınız böyle derin devlet falansa onu bilemiyorum. Yok. Yani şimdi devlet ve hükümet farklı şeyler dediniz. Devletin her zaman 18 yaşında olduğunu, devletin kalıcı olduğunu dile getirdiniz. Yani bu devlet işleyiş noktasında bürokratlarımızın rahatsız olduğunu düşünüyor musunuz? Yani ifade etmek istediğim ya rahatsız olduğunu düşünmez mi? Bak şu gelinen sistem bu hale getirdi. Bakın Emre Bey, biz alışmışız. Ben mesela alışmışım bir cumhurbaşkanının yakasında partisinin rozeti olmamasına, sadece milletin tamamını temsil eden Türk bayrağı olmasına alışmışım. Bir cumhurbaşkanı bayram kutlaması yaparken arkasında bir tarafında partisinin bayrağı, bir tarafında cumhurbaşkanlığı forsu olmasına alışamıyoruz. Bu böyle olduğu zaman valiler de, kaymakamlar da normal bir il başkanı gibi. Bir ilde eğer şu sistem gereği bir ilde il başkanı eğer aktif biri de vali biraz pasif birisi ise il başkanı hem valiliği yapıyor hem il başkanlığını yapıyor. İki görev birden yapıyor. Eğer vali biraz baskın karakterde, il başkanı biraz şeyse, vali hem il başkanını yapıyor hem valiliği yapıyor. Öyle böyle bir atmosferde, devletten kastım şu, devlette devletin vatandaşı olan insanlar size oy vermek zorunda değildir. Size oy vermeyen insanlara da devletin bir vatandaşı muamelesi yapmak zorundasınız. En azından ona eşit davranan belediye başkanı siyasi kişiliği olabilir ama valinin, kaymakamın devleti temsil ettiğini bilmesi lazım. Her vatandaşın rahatça kapısını çalabileceği bir kapı olduğunu bilmesi lazım. Efendim, onu o anlamda söyledim. Hangi hükümet, ideolojide olursa olsun. Hangi doğru. ideolojide olursa olsun. Bunun farkı yoktur. Yani, ideolojisi falan. Emre Bey'in de aslında sormak istediği soruda geçtiğimiz haftalarda işte kur bir gecede bir anda yükselmeye başladı. O gün Twitter'da hashtagler başlatıldı AK Parti kanadından. İşte devletimin yanındayım hashtagleri. Yani kur hükümetin elinde olan bir şey. Ekonomi hükümet politikası ama baktığımız zaman sosyal medyada devletimin yanındayım hashtagleri başlatıldı. Şimdi ben devletin de yanındayım, milletin de yanındayım. Yani muhalefet devletin yanında değil de sadece AK Parti'nin ben devletin yanındayım, devleti zora sokan, zaafa sokan, uluslararası şeylerin önünde zor duruma düşünen, basiretsiz ekonomi yönetiminin karşısındayım. Ben devletin yanında olmamak gibi bir şans olabilir mi ya? Bu devletin bir mensubuyum. Şeref duyan, duyduğum bir vatandaşıyım ben. Ama geçen gün hatırlarsanız işte Dışişleri Bakanı Katar'da konuşma yapıyor. Hepimizi derinden üzdü. Beni üzdü. Devleti böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik krizden dolayı herkes bütün fırsatçıların böyle ucuz mal alabileceği devletin A101'i BİM'i haline getirmişler. Dünyanın A101'i BİM'i gibi ucuz mal buradan alabiliriz. Kalite şey döviz yükseldi diye bu hale getirmişler. Gürcistanlılar Facebook'ta işte sayfa kurmuşlar. Şeyden Bulgaristan'dan günlük alışveriş için döviz yükseldi diye oraya alışverişe gidiyor. Bu devleti bu hale getirmek devletin yanında olmak mı? Devletin ya oradaki bak şu ruh hali hakikaten herkesi rencide etti. Hükümetler farklıdır. Hükümet eleştiririz de, parti olarak da eleştiririz de. Bizim mesela bir tarzımız yoktur. Biz devletin projesi olan, yararını olan her şeyde devletin yanındayız. Biz kardeşim hiç izlemedik. Libya'da devletin yanındayız dedi. Mavi vatan projesinde Akdeniz'de biz Doğu Akdeniz projesinde yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azerbaycan'ın Karabağ'la verdiği mücadeledeki yanındayız. Aşağıda Suriye'de kurulmaya çalışan bir terör devletinin verdiği mücadelede devletin yanındayız. Ama sen milleti sefil hale düşür, milleti perişan hale düşür. Asgari ücretle asgari ücretini dövize endeksli neredeyse 200 dolara düşür ücretini. Burayı ucuz bir de Çin modeli diye bir şey uydurdular şimdi. Çin modeli diye
ucuz işçi pazarına, burayı bir köle pazarı gibi ucuz işçi pazarına dönüştürerek gelişmekten bahsediliyor. Çin modeli diye bir şey söylenmeye başladı. Bir ay önce orta vadeli program hazırlanmış. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor, imzalamışlar, okumuşlar. Bir ay önce orta vadeli program diyorsunuz. Eğer böyle bir modeliniz varsa bir ay önceki programa bunu yazmış olmanız lazımdı. Ama şimdi düşülen çukura, ekonomik anlamda düşülen çukura milletin hoşuna gidecek bir isim bulmaya çalışıyorlar. Burası cennet çukuru diye. Halbuki bu düşülen, ekonomik olarak düşülen çukur buradan çıkılma ihtimalini görmediği için bunu millete nasıl uygun bir dille gelecek? Nisan-Mayıs gibi bu yeni ekonomi modeliyle Türkiye ekonomisinin düzeleceğini söylüyorlar. İnan iftihar ederim ben. Düzelmiş olsa, ben bu ülkenin içerisinde yaşayan bir insan olarak muhalefeti, partisi bir tarafa, biz ülkede olan her güzel şeyi inşallah biz iftihar edelim de alkışlayalım. Biz yanlış düşünelim, yalancı çıkalım. Biz bu konuda yanılmış olalım. Bundan dolayı iftihar ederiz. Ama Süleyman Soylu yazın Afyon'da konuşuyordu. Göreceksiniz Ağustos'tan sonra, Eylül'den sonra öyle bir şahlanacak ki bunların Güney seçimlerinde, evet. Hepsi kıskançlıktan çatır çatır çatlayacaklar. Şahlanan sadece zamlar oldu. Nasıl? Şahlanan tek şey zamlar oldu. Zamlar oldu ya ülkede. Her şey, bak bugün yemek getiren bir çocuk plastik kap var ya 8 liraydı diyor, 18 lira oldu diyor. Her ürün, her kalemde. Yani sizin şimdi asgari ücrete zam vermekten bahsediyor. Gerçi işveren sendikalara karşı çıkmış. Biz TÜİK ne diyorsa onu kabul ediyoruz. TÜİK'in dediğini kabul ediyoruz falan. TÜİK'in dediğini kabul ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim, yani sizin yaptığınız işin enflasyonu TÜİK'in kaç açıkladığı önemli değil. Benim ne hissettiğim önemli. Benim ne yaşadığım, pazarda, çarşıda ne yaşadığım benim Peki önemli. Peki efendim, AK Partili vekillerin vicdanından bahsettik biraz önce. Bazı açıklamalar var. Çokça tepki çekti kamuoyunda. AK Partili vekiller tarafından yapılan açıklamalar. İşte akaryakıt zammıyla alakalı, akaryakıt petrollerinin önündeki kuyruklara varlıktan kaynaklı diyen vekiller oldu. Mini zam diyen vekiller oldu. Yine bizim programımızda bunu açıklamıştı. Yani yine Elazığ milletvekilinin bir açıklaması kilo et vardı. Yarım kilo. Yani 2 kilo et yiyeceğimize yarım kilo et yiyelim gibisinden. Vatandaş tarafından çok tepki çekti. Siyasilerden de tepki çekti. Bir tarafta vicdanlı vekilleri konuştuk. Bir tarafta da böyle isimler var. Yani nasıl ya onlar da aslında çok fazla şey yaptığından dolayı değil de işte söylenecek bir şey yok, bir şey de söylemesi lazım. Yani o söylediği laf da yukarının hoşuna gitmesi lazım. Aferin, güzel laf ettin, seni takdir ettim denecek bir laf. O arada da saçmalıyor. Milletten... Ama gerçekten gidiyor mu hoşlarına? Yani yukarıda... Gidiyordur tabii canım, Allah Allah. Gitmese, doğruyu söyleyen insanların her birisi tasfiye ediliyorsa demek ki bu tür insanlar değer görüyor ki. Zaten AK Parti'nin düşmüş olduğu, geldiğimiz noktada bu. Şu anda devletin, ben tahmin etmiyorum bir bakanın gidip de bu memleketteki sıkıntıları falan anlattığını. Tahmin etmiyorum. Çünkü anla, Merkez Bankası. Hiçbir vicdanlı bir bakan yok. Yani bakan, sokaktaki vatandaşın. Vicdanlı demeyelim de arkadaşlar o kadar da ağır şey yapmayalım ama ya cesaret farklı bir şey, konuşmak farklı bir şey. Efendim, ya ben ama... şunu söyleyeyim, biraz önce söylediniz Emre Bey, Ahmet Davutoğlu işte bunlara res çekmiyor. Bunların hepsine res çekti. Ben mesela bildiğim bir şey var, Ahmet Davutoğlu nezaketini hiç kaybetmedi ama Tayyip Bey'le yetkisini asla tartışmadı. Ve ilk kavgalarının şey olduğunu ben biliyorum. Bülent Arınç'ın Melik Gökçek'le bir kavgası vardı, hatırlarsınız. Doğru. Parsel meselesiydi. 7 Haziran seçim önce. Hatta 7 Haziran'dan öncesi partiyi bir sürü sıkıntıya soktu. Tayyip Bey'in Bülent Arınç'ın görevden alınmasını ısrar ediyor ve Ahmet Bey karşı çıkıyor. Bu kabine benimse, bu benim kabinemde görevden alma yetkisi de benimdir diye. Ve bunun için, bütün arkadaşları için, zaman geldi Ali Babacan Bey için işte mücadele etti, kavgasını verdi. Devletin içerisinde her yanlış için Ahmet Davutoğlu açıktan, doğru bildiği neyse açıktan mücadelesini verdi, kavgasını etti. Ama şu var, ya siz partinin içerisindesiniz, parti disiplinin içerisinde çıkıp da olayı çıkıp basından paylaşmak diye bir şey yok. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi geldi. Ben partinin içerisinde eski milletvekiliydim. Oturup kalktığım her yerde beni tanıyan herkes, ailemde dahil, bu sistemin bu devleti kötüye götüreceğini, sıkıntıya götüreceğini söyledik, anlattık. Ama partinin içerisindesin. Ya istifa edeceksin ki her olayda da istifa edemiyorsun. Ya da mobbing uygulanacak. Ya da kenara çekilip duruyorsun. Yani çıkıp da ben partinin aldığı bir kararın aleyhine şey yaptığın zaman partinin irtibatın kopacak. Belli bir süre sonra
Sayın Başbakan işte o biraz önce dedik memleketi gezip böyle konferanslar verip de Berat Albayrak'ın yaptığı yanlışları ki o işte meşhur lafları var diye dolar 10 bine çıkacakmış, 6 bine 8 bine çıkacakmış. Daha çok beklersiniz falan böyle bir de şive yaparak bir şey yapmış olması. Tamam. Bunlar hep söylenen şeylerdi ama belli bir aşamaya geldikten sonra sizin o tavrınızı keskin son tavrınızı koymak zorundasınız. Şimdi arkadaşlar bazen diyor kelle koyaydınız. Ya ben yani nihayetinde insanın bir tane kellesi var. Her olaya kelle koya olacak bir şey değil bu. Ama efendim önemli olan şey değil mi? Şimdi Zülfü Bey, Elazığ milletvekili diyor ki bir kilo domates yiyeceğimize iki tane domates yiyelim. Tamam bu birilerinin hoşuna gider ama ya yarın Zülfü Bey Elazığ'da ya Zülfü Elazığ'da Bey onları, ben tanıyorum Zülfü Elazığ'da Bey. Onlar çok dikkat almaz Elazığlılar. Elazığ'da Gazi Caddesi'nde Zülfü Bey nasıl gezecek? Önemli olan Zülfü siyasetten Bey, sonraki süreçte insanların içine rahat karışabilmek değil mi? Evet en önemli şey budur. Neden bunu düşünüyorum? En önemli en güzel şey budur. Bak size ne iftira atarsalar aslında biz şey siyasette oluyorsanız en insanın huzurlu olacağı şey göreviniz bittiği zaman sokakta yani. İtibarı olan devlet adamları görevi bittikten sonraki gördüğü ilgiyle ölçülür. Kimsenin makamı etrafında yüzlerce korumayla bakanlık yapıp şunu yapıp bunu yapıp etrafında yüzlerce korumayla gezerken itibarı ölçülmez. Görevi bittikten sonra caddede sokağa gezdiğiniz zaman o zaman anlaşılır. Şey. Efendim Millet İttifakı'nın oy oranını kaç buluyorsunuz? Ben bilemiyorum Millet İttifakı'nın oy oranını. Veya Cumhur İttifakı'nın %50+1 problemi var mı size göre? %50+1 problemi olmamış olsa bu %50'nin altına 40'a çekme çalışmaları falan olmaz. Yani şu atmosferde şu aşamada hala %50+1 alıyorsa da bizde millete diyeceğimiz bir şey yoktur. Bizde. Sahada rakibiniz olarak görüyor musunuz AK Parti'yi? Biz AK Partili vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi rakip olarak görmüyoruz. Biz bütün partileri. Evet, AK Parti'yi. Yani AK Partilileri demiyorum. AK Parti olarak. Bizi görmüyor, bayramlaşmıyor bile. Bayramlarda dahi. Tamam mı? Bayramlaşmadığı için AK Parti değil, biz rakip olarak biz her yerde bak. Güneydoğu'ya gidiyoruz, HDP'nin tabanına biz hitap ediyoruz. Kardeşim biz burada adımız kendimiz yörük olabiliriz ama burada biz size gönül göğsünüz gere gere serok diyebilirsiniz. Ben Ahmet Davutoğlu olabilirim Gelecek Partisi'nin genel başkanı ama benim partimde Alevisinden tut, Sünnisinden, her kesimden insanın olduğunu, herkesi kucaklayacak bir yapı kurduğumuzu ve herkese Aleviye diye hitap ediyoruz, Kürt vatandaşı HDP'nin seçmenine de ediyoruz, MHP'nin seçmenine de ediyoruz, AK Parti'nin seçmeni zaten genel başkanın doğal kitlesidir. Şu var, ben AK Parti'nin seçmenini çok... Yani bildiğimizi, tanıdığım için söylüyorum yani. İnanın hocayı eleştirenler dahi vicdansızlığıyla eleştiriyor. Çünkü söyleyecek bir şey yok. Söyleyecek laf yok. Efendim, biraz önce Berat Albayrak'la alakalı tepki çeken ifadelerini eleştirdiniz. Bununla alakalı da geçtiğimiz günlerde AK Parti cephesinden bir açıklama geldi. AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı bir açıklama yaptı. Katıldığı bir televizyon programında dedi ki Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönem için Türkiye ekonomisi için bir milat dedi Berat Albayrak için. Albayrak'ın alkışlanması gerektiğini ifade etti. Alkışlasın Emre. Emre Cemil'in alkışlamasında bir de çıktın caddede pazarda söylesin. Pazarda söylesin hep beraber hadi Emre şey alkışlıyoruz diye. Ulus pazarına gitsin alkışlasın orada. Arkadaşlar Berat Albayrak'ı alkışlıyoruz hep beraber diye. Domatesi salatalığı kafasına yesin de görür şey alkışı. Bu durumda mı? Tabii canım. Vatandaş ya 128 milyar doların yok olma sebebi tabii ki Merkez Bankası'ndan alıp da bir yere götürmüş değiller. Ama 128 milyar doların 6000 liradan 5500 liradan bozdurulmasının sebebi ekonominin gereklerini yerine getirmeyip faizle dövizi aynı anda tutabileceğine inandıran yeni bir ekonomik model geliştirmek ve Berat Albayrak'ı Tayyip Erdoğan'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonrasını hazırlayacak ekonominin dehası bir isim oluşturmak için yaptılar o 128 milyar doları. Peyderpey böyle çarçur ettiler. Yani 128 milyar dolar sorulurken de bir ifadesi var yani dolarla maaş alıyorsunuz. Dolarla maaş almıyoruz ama Türk parasıyla dolarla maaş almış olsak sıkıntı yaşamayacağız zaten. Dolarla maaş almıyor. Türk parasıyla alıp dolarla harcıyoruz maaş. Şimdi sizin bütün hayatınızın
ihraç ettiğiniz ürünlerin dahi %60'ının girdisi, ham maddesi ithalatla olunca, dolarla olunca, kışın yakacağımız doğal gaz, aldığımız tarlamıza çiftçimizin alacağı gübre, ilaç. En ufak şeyimiz, hayatımızın %80'i dövize endeksli olduğuna göre, maaşla döviz almıyoruz ama maaşımızı dövizle harcıyoruz. Peki şu anda Türkiye'de aç insan var mı? Yani ya aç insan var mı? Bu çok abartılı olur. Yani bizim insanımız aslında merhametlidir. Böyle olmaması lazım aç. Ama açlıktan kastınız nedir bilmiyorum. Yani şu anda ekmek götüremeyen insan var mı? Şu anda asgari ücret 2850 lira. Açlık sınırı 3150 lira. Yoksulluk sınırı 10 bin lira. 10 bin küsür. Yani bir asgari ücretlinin yoksul olabilmesi için 4 tane asgari ücret alması lazım. 7500 lira daha asgari ücretli birisi 7500 lira daha alması gerekir ki yoksul olsun. Şimdi bu açlık sınırı mıdır değil midir bilemem. Yani sadece bir milletvekili arkadaş da demişti kuru ekmek açlık sayılmaz diye bir şey söyledi. Cumhurbaşkanı da geçmişte çay simit hesabı vardı. Şimdi çay simit hesabını şu anda da yapabilirsiniz. Şimdi eğer böyle bir atmosferde insanların çocukların okulları var, evinin kirası var, bir sürü giderleri var. O normal hayatı değil, kitabı, tiyatroyu falan bunları falan geçtik artık normal tatili falan. Ama sizin bu ölçüleri, bu kıstası böyle korsanız açlık var mıdır diye herkes Allah'ın... insanlar simit de yiyemez 2,5-3 liralmış simit. 3,5 lira oldu evet simit. Onun için Berat Bey'in dediği doğrudur. Ama keşke döviz de maaş alsak. Ha şunu söyleyeyim yani ya insanlar kendi parasından ki Türk parası milletin şerefidir, onurudur. Bizim paramızı bu kadar yerlerde süründürmeye kimsenin hakkı yok. Biraz önce AK Partili bir arkadaşım attı. Belçika'dan bir gazete küpürü. AK Partili arkadaşın şu an mevcut bir görevde mi efendim? Yok mevcut bir görevde. Eskiden AK Partiliydi. Diyor ki Belçika'dan bir gazete bir sayfa kıvamaya Erdoğan'ın inadı halkını fakirletiyor, alım gücünü bitiriyor diye özetlemiş, manşet atmış. Hakikaten böyle şu yaşadığımız kriz, şu yaşadığımız sıkıntılar böyle nasıl söyleyeyim, herkesin yaşadığı bir sıkıntı falan değil. Bile bile taammüden yavaş yavaş 2015 yılından beri özellikle Sayın Başbakan'ın görevden ayrılmak zorunda kaldığı günden beri her geçen gün peyderpey bu milleti böyle krize soka bile bile birkaç kişinin hırsınadır ha. Hiç böyle çok fazla düşünmesin millet. Bugün pazarda ekmeğini alışverişe giderken titreyen her insan şunu bilsin. Şu zorlukları, şu sıkıntılar, pandemiyi kimse bahane etmesin. Pandemi dünyanın her yerinde oldu ve pandemide bütün devletler bizimki bir kredi vermedi. Açıktan milletine hibe desteğinde bulundu. Bugün zorluk çeken her insan şunu bilsin ki o 2016'da Ahmet Davutoğlu'na ve onu düzeltmeye çalıştığı yapıya, düzeltmeye çalıştığı devlete rayına koymaya çalıştığı sisteme karşı mücadeleden 5-10 tane ismi geçmeyecek muhterisin şeyini, vebalini ödüyorlar. Bunlar da şimdi onu kılıf bulmak için de dava koydular adını. Onlar çalacak, millet ona dava diye sahip çıkacaklar. Bunu dediğimde sen Cumhurbaşkanı'nı kastetmiyorum. Etrafında bir sürü buna benzer müteahhitlik yapan falan filan. Onlar her türlü müptezelliği yapacaklar. Siz ona sahip çıkacaksınız. Sahip çıkmazsanız davaya ihanet etmiş olursunuz. Benim egemen bağışla beraber olabilecek hiçbir davam olmadı. Hiçbir zaman da olmaz. Doğu Perecek'le beraber aynı rotaya gidecek benim hiçbir zaman hiçbir davam olmadı. Olamaz da. Davam şu benim. Bu milletin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü sağlayabilecek, gönlü kırılmış insanlarımızın gönlünü yapacak. Suçlusu gerçekten suç cezasını çekeceği, masumun gerçekten adalete kavuşacağı, hakkını alacağı bir yapı kurmaktır. Sistem oturtturmaktır. O 2016'da Sayın Başbakan'ın kurmaya çalıştığı sistem buydu. Çünkü sistem yamuk olduğu zaman düzgün insanı koyun sonuçta yamuk çıkıyor. Peki. Sistemi siz düzeltirseniz bunu Batı yapmış, becermiş, Avrupa'da yok. Avrupa'da sistemde, siyasetin içerisinde yamuk insan kalmıyor. Çünkü atıyor kendiliğinden dışarı. Efendim az önce dediniz ki Cemil Ayvalı ile alakalı, Cemil Emre Ayvalı ile gitsin ulus pazarında Berat Bey'in ne kadar başarılı olduğunu gitsin, dile getirsin. Gitsin sorsun hocam. Ben şunu soracağım. AK Partililer bugün sahaya rahat çıkıyorlar mı size göre? Ya ben onu göremiyorum. Ben arkadaşları çok sahada görmedim. AK Parti'den arkadaşları falan. Ama bizler sahadayız. Onu görüyoruz, hissediyoruz yani. Ben gittiğimiz yere de soruyorum. Gelmiyorlar arkadaşlar. Özellikle tanıdığım. Ben bu yılın içerisinde 60-65 tane şehir gezdim. Sayın Başbakanına, Genel Başkanına da özellikle
Mesela Doğu Karadeniz bölgesini, Erzurum'u, Gümüşhane'yi, Bayburt'u, Samsun'dan Giresun'a kadar oralardan biraz daha şeydim, az ümitliydim. Ama oralarda insanların, özellikle Trabzon'da ortalık birbirine girdiydi Sayın Başbakan gittiği zaman, yeni başkan. Oralar mesela Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, buralar AK Parti'nin en güçlü olduğu yerlerdir. MHP ve AK Parti'nin en güçlü olduğu yerler. İnsanların böyle sokaklara dökülüp alkışlaması, karşılaması falan, şunu gördük. Herkesin vicdanlarının içerisinde Ahmet Davutoğlu sevgisi, muhabbeti yerleşmiş. Ona yapılan eziyetleri falan da herkes biliyor. Aslında onları kapatmanın yoluydu bu, Ahmet Davutoğlu'na yapılan bu iftiraların birçoğu. Mesela bir Emevi Camii meselesi bile yıllarca konuşuldu. Siz cevap vermedi Sayın Başbakan. Ya buna cevap verin hocam, bak bu sizle alakalı değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın lafı bu dediğimiz zaman da ya bu fitneye vesile olurdu. Buna benzer neleri daha? Her türlü iftira. Şu bir Hillary Clinton'la bir çak meselesi vardır. Onu o troller alır alır konuşurlar. Bunu en çok da bir gün gelip PKK'lı olan, bir gün gelip FETÖ'cü olan, bir gün gelip orduya hakaret eden, bir gün gelip işte PKK ile çatışmada şehit olmaz bu Kürt-Türk savaşı diyen Hilal Kaplanç'ın TRT'nin yönetim kurulu üyesi. O şimdi dava adamı oldu. O şimdi daha çok Ahmet Davutoğlu'na saldırır, hakaret eder. Bunların tamamına yakını şudur. Yani Ahmet Davutoğlu'nun yanlış hiçbir şey yapmadığını o başbakanlığı döneminde, yani siyasi ufak hatalarını demiyorum ben, insan olarak bir Müslüman devlet adamı olarak hata yapmadığını, yanlışının olmadığını bildikleri için, görevden ayrılış sebebini topluma izah edemedikleri için afaki şeylerle, iftiralarla kampanyaları başlattılar. Özellikle o havuz medyasının önemli bir kesimi. Bir tanesinin şeyi yoktur. Hala aynı iftiraları devam ettirir giderler. Çünkü korkuları Ahmet Davutoğlu'nun sahaya çıktıktan sonra, araziye çıktıktan sonra toplumun vicdanında ve kalbindeki yerini falan biliyorlar. Yapmaya çalıştığını yeni yeni anlıyor toplum. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde verdiği mücadeleyi şu anda millet düştüğü durumda anlıyor. O Sedat Peker'in anlattıklarında anlıyor. Bu adam bizim için çok işler yapmış ama biz yeteri kadar sahip çıkmamışız diye. Bu, burada da öyle. Hiçbir milletvekili arkadaşımız bugün şahsi çıkarları için Ahmet Davutoğlu'nun aleyhinde olmuş olabilirler. Bana şunu yapmadı diye, beni şuraya getirmedi diye, bana şu desteği vermedi diye söyleyebilirler. Burada Konya'da da öyle. Ama hiç kimse Ahmet Davutoğlu bu millete ve bu devlete yanlış yaptı diye iddiada bulunamaz. Efendim, asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Siz parti olarak ne öneriyorsunuz veya ne bekliyorsunuz? Bugün Türkiye İşverenler Sendikası 3100 gibi bir rakam açıkladı. Biraz önce siz açlık sınırı ve yoksulluk sınırından bahsettiniz. Açlık sınırının da altında kaldı İşverenler Sendikası'nın söylediği rakam. Türk İş'te 3900 lira teklif etti. Neler söylersiniz? Yani asgari ücretin şu piyasa oturmadan ne belirleyeceğimizin çok önemli yoktur maalesef. Yani çok yüksek belirleyebiliriz ama bunu bu arada işvereni de, işveren de çok sıkıntıda. Yani dolar bazlı baktığımız zaman yılbaşında ki dolar kuruyla hesaplama yaptığımız zaman otomatikman bugün 5000 lira üzerinden bir rakam. 5000 lira üzerinden mi yapmak lazım? Ama bunu yaparken bunu belki 6 ayda bir yeniden güncellemek lazım asgari ücreti. Çünkü ekonominin bu 6 aylık süreçteki gelişmeleri, yıl içerisindeki gelişmelerine bağlı. Yani sizin dolar, eğer yılın başında 400 dolara yakın asgari ücretiniz 250 dolara düşmüşse, 200 dolara düşmüşse asgari ücretiniz, buna kaç lira verdiğinizin çok kıymeti yoktur. Yani bunu 3 ay sonra, 4 ay sonra verdiğiniz asgari ücrete verdiğinizi zamlarla geri alıyorsunuz. İşte şu anda yaşıyoruz. Zammın yapılmadığı bir gün artık şey olmaya başladı. Millet ironi yapmaya başladı. Ben sosyal medyada falan hep onu da görüyorum yani. Diyorum ya, döviz yükseliyor, faiz zamlar geliyor falan. Bizim sosyal medyada bir eğlence, bir eğlence yani. Böyle çok eğlenerek batan bir millet haline dönüştük maalesef. Keyifle. Şimdi benzin zamları geliyor. Kuruya giriyor insanlar. Evinden çıkıp o ruh hali var ya, o psikoloji, o içinde düştüğü durum aslında yarına güvenmemenin bir görüntüsü. Yoksa insan evinden çıkıp da arabasına binip benzin almaya kuyruğa girmiş olsa, o edeceği karı kuyrukta o gidip gelene kadar zaten yakar. En fazla 10 lira kar edecek. 10 lira kar eder, 20 lira yakar. Ama o şey belki yarın daha fazla gelir. O güvensizlik var ya, ekonomideki güvenin ortadan kalmış olması. Yarın daha fazla geleceği için ben bugünden alayım diye. Cumhurbaşkanı zaman zaman yaptığı bir çağrı var vatandaşa. Yastık altı çağrısı. Tamam. Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tekrar yaptı bu çağrıyı. Yastık altındaki birikimlerinizi yeni ekonomi modeliyle birlikte
Ne yeni ekonomi modeli ne? İşte biraz önce bahsettiniz ya, Çin modeli bir ben de diyorum ki Çin modeli diye bir model bir ay önce orta vadeli program açıklandığı zaman eğer öyle bir model olmuş olsaydı o programın içerisinde olurdu. O programda yok öyle bir şey. Yeni bir program mı çıkarttık? Hayır, içine düştüğümüz durumu program haline getirdik yani. İçinde olduğumuz durumu bir program haline getirdik. Günü kurtarmak izah edecek, izah edilecek bir şey yoktur. Yani dövizin aldı başını gidiyor. Şimdi herkes diyor ki mesela bir model geliştiriyorlar. İhracatı artırıp cari açığı düşürmek, dövizin artması. Yani kendi paranızın değer kaybetmesinden ekonomize bir medet umar hale gelen geldi. Dövizle de vatandaşa. Yani vatandaşa gelen dövizle de cari açığı artırıp oradan enflasyonu düşürürüz. Ya böyle bir şey yoktur ya. Ya bu sistem böyle yeterli model olur mu yani? Yoktur yani. Çin modeli diye. Çin bizimki Anadolu modeli olması lazım. Bizim modelimiz Anadolu modeli. Anadolu modeli dedi. Çin modeli dediğin emeğin sömürüldüğü, insan gücünün çok fazla olduğu, ücretlerin çok minimum düzeyde olduğu için insan sömürüsüne dayalı üretim merkezi olan bir sistemdir. Biz böyle bir şey yapacak olmuş olsa, ülkemizin menfaatine dahi olmuş olsa bunu yani 7-8 yıldan önce olma şansı olamaz zaten. Biz şu anda yarını göremiyoruz. 3 ay sonrasını göremiyoruz. 1 hafta sonra dövizin ne olacağını bilemiyoruz. Ne olacağını göremiyoruz. Bütçemizi yapıyoruz. Şu anda yapıyoruz. Biraz önce de konuştuk. Bütçemizi baştan ayağa yeniden yapacağız. Ek bütçelerle gidecek. Merkez Bankası Başkanı derseniz Merkez Bankası Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki işte artırma faizi indirme limitimizi doldurduk diyor. Bir gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben karşıyım. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Merkez Bankası Başkanı bağımsızdır, siz bilmiyor musunuz ne karar alıyorsa aslında. Önceki konuşması var. Merkez Bankası'nın başkanı sözümü dinlemedi, aldım görevden gereğini yaptım diye. Şimdi Merkez Bankası'nın başkanının dünyanın her yerinde böyledir. Görevden alınabiliyor olması Merkez Bankası'nın itibarını zedeler. İtibarını zedeledikten sonra onun o piyasayı düzenleyici görevlerini yerine getirme şansı asla olmaz. Efendim arkadaşlar da uyarıyorlar, programın sonuna yaklaştık. İki sorun var özellikle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın olası bir erken seçimde veya vaktinde yapılacak bir seçimde aday olmayacağını, Hulusi Akar'ın isminin ön planda olduğu noktasında çeşitli söylemler var. Sizce Sayın Cumhurbaşkanımız aday olur mu? Valla onu bilemiyorum. Ya ben ona hep böyle spekülasyonlar hep çok oluyor. Veya Hulusi Bey'in adaylığı nasıl olur? Ben Hulusi Bey'i tanımıyorum yani kimini. Hı-hı. Benim adayım Ahmet Davutoğlu'dur. Hı-hı. Şöyle, hem tecrübesiyle hem devlet birikimiyle hem uluslararası ilişkileriyle bu ülkeye gecesini gündüzüne katıp hizmet edecek kişi Ahmet Davutoğlu olduğu için ben onunla beraberim. Onunla beraber çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olduğunu kendisi söylemedi hakikaten. Ben duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi söylemedi. Devlet Bey söyledi. Bizim adayımız Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'dır diye. Bir de AK Parti'den bir genel başkan yardımcısı bir şey dedi. Bizim Tayyip Erdoğan, Tayyip Bey'dir bizim adayımız. Ama Tayyip Bey'in kendisi söylemedi. Şunu söyleyeyim yani. Bunu yaparken de genelde Tayyip Bey'in sağlığı üzerinden söylüyorlar bunu. Ama hiçbir siyasetçinin sağlığı üzerinden, ailesinin üzerinden siyaset yapmanın ahlak dışı bir şey olduğunu. Doğru. Kim olursa olsun. Doğru. Çünkü bunu yapanların hepsi sonradan Allah kınadığını kınayanlar rahmetli Cevdet'e de yapmışlar. Kınayan kınadığına karşı karşıya geliyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'na ben şahsen hayırlı ömür dilerim, sağlıklı ömür dilerim. Biz onu sandıkta gereğini yapacağız. İşi düzeltmediği zaman ben şunu da söyleyeyim. AK Parti'de şu yanlış işleri gördüğüm zaman ben sevinmiyorum. Hakikaten vicdanen rahatsız oluyorum. Çünkü biz emek verdik. AK Parti'yi kurduğumuz zaman da içinde olduğumuz dönemde yani bir ümit de bu milletin bir ümidiydi. Bu milletin ümidi olan bir parti şu anda milletin korktuğu bir yapıya geldi. İçindeki insanların dahi çok önemli bir kısmının korktuğu, çekindiği, istifa edersen bacım benim başıma ne gelir diye korktuğu bir yapıya dönüştü. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı, helalleşme çağrısı. Tuncay Özkan geçtiğimiz haftalarda yine konuğumuz olan bir isimdi. Özellikle Cumhuriyet mitinglerine atıfta bulunarak biz yanlış yapmışız bu noktada ve haklarını helal etmelerini istiyorum dedi.
bizim programımızda bu açıklamayı yapmıştı. Bu helalleşme çağrısını göz önüne aldığımızda AK Parti içerisinde bulunan, şu anda hali hazırda bulunan milletvekilleri, belediye başkanları ve birçok parti teşkilatlarında görev yapan isimlerin önümüzdeki günlerde partiden ayrılış süreci yaşarsa veya yaşamadan bir helalleşmesi gerektiğini düşünüyor musunuz Türkiye ile? Ya ben şunu söyleyeyim Üstad. Ben devletle helalleşme, bir şahsi olarak helalleşiriz. Biz şahsi olarak, insanlar birbirine şahsi olarak hatalar yapabilir. Yani sizinle helalleşe, olur, vatandaşla daha çok. Helalleşebilir. Vatandaşla helalleşme şöyledir. Yani mesela devletin bir malını, bir ihalede, bir işte yönettiğiniz bir kurumda bile bile bir devletin malına helal getirdiyseniz, yediyseniz kimden helalleşeceksiniz? Bu helalleşme aslında kitleler arasında bir şeydir. Bir partiyle veya bir devletin vatandaşıyla helalleşmesi lazım. O anlamda bir manevi bir helalleşmeden kasıt değildir. Yoksa sen bir ihale yap, bir liralık işi 1.000 liraya ver, ondan sonra kimden helalleşiyorsun? Yani sen Hakkari'deki Kürt vatandaşlarında, Edirne'deki bir vatandaşlarında, bir sınırdan bir sınıra kadar her şeyle herkesle helalleşme. Helalleşme diye bir şeyin şansın yoktur. Ama şunu söyleyeyim. Geçmişe dönük acıların üstüne gidip de onları hala toplumun bir derdi gibi, bir yarası gibi kaşımanın falan bir anlamı yoktur. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz başörtüsüyle ilgili uğraştığımız için pişmanız başörtüsüne. Şimdi CHP'nin başındaki bir insanın bu lafı söylemesi, eğer partisini düşünmüyor da insanlarını düşünüyorsa bence çok kıymetli. Hafife alınacak bir ifade değil. Hafife alınacak bir şey, doğru, bir ifade değil. Çünkü ben buradan vazgeçerse ben partim olarak buradan manfaat çıkaramam. Buradan kaşıyacak bir alan bırakmıyorlar bana deyip de partisini düşünürsen bu Allah'ın da hoşuna gitmez. Bu nihayetinde senin değerlerin doğrultusunda eğer seninle helalleşiyorsa senin gibi aynı düşünmek zorunda değil ama seninle anlayacağını, seni anlayacağını diyor ve geçmişteki acılardan dolayı birbirimizi affedelim, yeni bir sayfa açalım diyorsa bundan rahatsız olmak, bundan yani tedirgin olmanın bir anlamı yoktur. Ama şu var, şimdi çocuklarımızı şehit etmiş terör örgütleri var. Her anlamda. Bunların devletten helalleşecekleri yoktur ama devlete yapılmış yanlışlarla ilgili helalleşilebilir ama şahıslarla ilgili yapılmış olan suçlarda herkes kendisiyle suçun sahibiyle helalleşmek durumundadır ve cezasını çekmek zorundadır. Biz her türlü toplumun uzlaşmasına yönelik helalleşmeye ben şahsen olumlu bakarım. Aynen. Efendim son sorum. Cumhur İttifakı'nda bu tavandaki birliktelik sizce tavanda da var mı? Yani Cumhur İttifakı'ndaki tavandaki birliktelik derken yani var mı birliktelik bilmiyorum yani ben şu anda. Var mı? Yok, bence de yok yani. Yani şu anda bir mecburiyet ittifakı şeklinde gidiyor. Mahkumlar ittifakı şeklinde gidiyor. Herkes birbirine muhtaç diye gidiyor. Ben şunu söyleyeyim. Biraz önce de söyledim ya. Ben normalde bir kimseyle diyaloğumu asla genel başkana ve partime göre belirlemem. Yani bir kimseyle diyaloğumu. Bütün arkadaşlar da bilir. Yani burada Konya'da milletvekilliği yaptığım arkadaşlar da bilir. Konya'da beraber olduğumuz, siz burada olduğunuz için söylüyorum. MHP'deki milletvekili arkadaşlarım. Ben ilişkilerimi, arkadaşlıklarımı talimatla belirlemem. Önceden de öyleydi. Yani ben Mustafa Kalaycı Bey'le MHP'nin milletvekili, hala milletvekilleri de biz. Evet. Aynı okuldan bir iki dönem önceydi. Biz oturur kalkardık. Ben AK Parti ile MHP şöyleydi. Birbirlerine Tayyip Bey ile Devlet Bey en ağır hakaretler ettiği zaman ben arkadaşlarla oturur kalkardım. Sohbet ederdi. Eleştirirdiler bizi. Ama ben de cevap verirdim. Ama o günlerde selam vermeyen arkadaşlar şimdi beraberler. Şu anda da birçoğunun gönülden olmadığını, bir profesyonel ilişki olduğunu, konjüktürün gereği olduğunu, bir araya gizli gizli oldukları zaman yine aynı eski duygularının değişmediğini, tavırlarının değiştiğini düşünüyorum hepsinin birbirine. Onun için yukarıda bir mecburiyet ittifakı var. Yarın öbür gün işte zaman zaman mesela %50+1 biraz önce söylediğiniz %40 meclisin görevi düşürebilir. Devlet Bey çıktı bir gün sonra dedi ki bırakacaksın o işleri. Ben belirledik bunu. %50+1'den taviz vermem dedi. Şimdi şu anda öyle bir mecburiyet gidiyor. Tabanın, ben MHP'nin tabanın önemli bir kesiminin de AK Parti tabanının da bizlerle aynı düşünen insanlar işte burada şehirde Konya'mızda ve diğer şehirlerde gördüğümüz insanlar. Herkes seyrediyor. Bazen şaşırıyor. Neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor.
Seçim atmosferi geldiği zaman ben Cumhur İttifakı'nın şu içinde bulunduğumuz durumdan, özellikle hukuktaki sıkıntılardan, adaletteki sıkıntılardan, ekonomideki sıkıntılardan önümüzdeki döneminin olmadığını hep beraber görüyoruz. Onlar da görüyorlar önümüzdeki döneminin olmadığını. Onun için ben uzatabileceği kadar uzatacaklar. Kendi ittifaklarını genişletme şansı olmadığı için karşı ittifakı bölmeye yönelik suçlamaya, karalamaya, işte kriminal hale getirmeye çalışıyor. İşte PKK ile işbirliği yaptınız, falancı ile işbirliği yaptınız. Abdullah Öcalan'ın kendisinden o isteyip, bak direkt kendisinden, böyle araya birisini de koymadan, direkt mektup yazdırıp Abdullah Öcalan'ın kendisinden o isteyip, Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıp ondan destek isteyip, bir belediye seçimi için sadece Binali Yıldırım İstanbul'u kazansın diye. HDP'ye dahi meşruiyet kazandırıldı. Bu hareket o kadar ağır bir şeydi ki ömür boyu bu partilerin ikisi de bunu unutamazlar. Çünkü HDP'liler dahi bizi suçluyordunuz ama bak bunlar da yaptılar. Sadece bizi suçlama. Demek ki biz de şey. Bunu yaparken de sen işte mecliste bir parti. Evet, HDP'lilerin kendileri de itiraz etmiyorlar kendilerinin şeyinden, PKK ile olan şeyini. Sen ama mecliste sana sözü o veriyor. Kırmızı plakayı altına vermişsin. 70 milyara yakın hazine yardımı veriyorsun. Ki eğer bunu hazine yardımı terör örgütü dinliyor, açıktan terör örgütü dinliyor. Bunu kendileri de şey yapmıyor. Ama sen ona 70 milyar veriyorsan, 70 milyonunu da devlet hazine yardımı veriyorsan, terörü finanse ediyorsun demektir. Bunun başka izahı falan da yoktur. Sen onunla konuşup da bir şey dediğin zaman sen vatan haini oluyorsun. Toplumu da kutuplaştırıyor. Toplumu yani aynı zamanda bu ifadeler. Kutuplaştırıyorsun. HDP'nin tabanını da kemikleştiriyorsun. Bak böyle böyle şeyler olduğu zaman HDP tabanında bir gevşeme varsa, 7'lere, 8'lere, 6'lara düşüyorsa, bu işler çıktığı zaman kapatacağız sizi, yeni parti kurup. Şimdi yeni partiyi kapatsınlar HDP'yi, yeni parti kursunlar. Bak yeni parti kursunlar, %15'e çıkacak vakit. Bunun bizim yapacağımız her şeyde topluma, devlete yararı olması lazım. Fevri, kısa süreli partimizin manfaatlarını, çıkarlarını düşünürsek işte tutarsızlık oluyor. Bu belli bir süre sonra AK Parti'ye artık söylediği lafın bir kıymeti olmadığı bir pozisyona getiriyor. Ben bunu hep örnek veriyorum. AK Parti'yi en büyük şeyi güvenliğini kaybetmiş olması. Eskiden o 2008'lerde, 2007'lerde ben bir günü hiç unutmuyorum. O pazar günü seçim var. Pazar günü akşam, cumartesi akşam benzine zam yaptıydı şey. Hükümet, AK Parti. Ama millette en ufak bir oynama olmadıydı. Yani niye? Yani yapması gerekiyor, yapıyor. Güveni kaybettiğiniz zaman, insanların gönlünden çıktığınız zaman toparlama şansınız yoktur. Ayasofya Camii gibi çok önemli bir şeydi. Normalde muhafazakar camianın, bu toplumun sağcısının da solcusunun da, Necip Fazıl'ın da şiir yazdığı, Nazım Hikmet'in de şiir yazdığı bir toplumun tamamını şey yapan, cami açtınız en ufak etkilemedi. Çünkü samimiyetinizi kaybettiğinizi bir toplum gibi güveni kaybetmiştiniz. Efendim son soruyu da ben sorayım. Ondan sonra son sözlerinizi alalım. Evet. Geçmişte ülkücü kimliğiniz de var. Tabi Alparslan Türk İş'in doğumuyla alakalı anma etkinliği yapılıyor. Ankara'da burada bir saldırı girişimi oldu. Sonrasında Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Ülkücü nefesi açıklaması. Bu da Mansur Yavaş'a sanki bir tehdit havası oluştu. Sosyal medyada olsun, basın yayın organlarında. Nasıl değerlendirmek gerekir? Ben artık gerekir? İdeolojilerinde maalesef şey olduğunu düşünüyorum. Çok artık ideolojilerde çok darmadağın oldu. Ülkücü camiyeleri, ben Devlet Bey'i hiç tanımam. Hiç tanışmadık da. Ben o camianın içerisindeydim ama ben rahmetli Muhsin Bey'le daha çok. Ozan Arif'le emeği vardır bizlere işte. O ayrılmışlar, MHP'den ayrılmış olan. Ben MHP'de hiç siyaset yapmadım. Ocaklarda olduk. Sonra Muhsin Bey'le beraber. Ama şunu söyleyeyim yani o şeyi anmayı yapanlar, anmada olanlar hep yaşı ileri, 12 Eylül'den öncenin şeyleri, o ülkücü hareketin geçmişi. İnsanlar geçmişine saldırmamalı. Geçmişine saldırılan bir yapının geleceğinden hayır bekleyemezsiniz. Oradaki koca yaşlı başlı adama gidip tekme top. Bir de şeyin Alparslan Türkeş'in çocukları zaten onlar şey. Kutalmış Türkeş Bey'in şeyini yaptığı vakıf. Bunlar üzücü şeyler. Özellikle siyasette şimdi mecliste de görüyoruz. Şimdi ben söyleyeceğim ama ben de mecliste bir defa kavga etmiştim. Onun için söylerken de biraz çekinerek söylüyorum ama
ettiğim zaman da üzülmüştüm, pişme bir fevri bir şey, öyle bir kavga dövüş giriyorsun ama sonradan şunu düşünüyorsun, evet sinirlenebilir insanlar ama meclis kavga yeri değil hakikaten. Siyasette kavgadan medet ummak sözün bittiği zamanlarda olur. Sözünüzün bir kıymetinin kalmadığını kendiniz anladığı zaman kavgaya başvurursunuz. Bunu biz yaşadık. Selçuk Özdağ Bey'e de saldırı olduğu zaman da bütün teşkilatlar ve kenetlerin yanında olduk. Ama şunu söyleyeyim, siyasetin şiddetinden asla bizim teşkilatlarımızın bulaşmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunların nelere mal olduğunu görüyoruz. Ben Devlet Bey o lafı dediyse, kendine yakıştırsa bizim diyeceğimiz bir şey yoktu. Ne diyelim yani? Eyvallah. Son sözlerinizi alalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Buradan hakikaten sizin çok bağımsız yayıncılığınızı her geçen gün Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar yakından takip ediyor. Eyvallah. Ben bugün paylaşımdan sonra sizin programınıza katılacağımı paylaştıktan sonra şundan emin oldum. Hakikaten yani memleketin her şehrinden neredeyse mesaj aldım. İzleyeceğiz, yakından izleyeceğiz diye. Çok mutlu oldum. Size başarılar diliyorum. Çok eyvallah. Başarılı da bir programınız var. Buradan bütün bizi izleyen vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah ordumuzu Allah korusun. Bizim için görev yapan vatandaşlarımızı, askerlerimizi korusun inşallah diyorum. Peki size hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, Sümen Altın'ın bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyoruz. Tüm projelerinizdeki çözüm ortağınız MUBAŞ Metal Sümen Altı programını sundu.